5 Ekim, 11 Ekim Aslan burçları. Ailede yaşanan ihanet, yalan, karmaşa ve de saklanılan olaylar ya da gizli olan olaylar açığa çıkacak. Babanız annenizi aldatıyorsa ya da eşiniz sizi aldatıyorsa ya da arkadaşınız size yalan söylüyorsa bu hafta bunlarla yüzleşme haftanız olacak. Hatta ve hatta şöyle söyleyeceğim, hiç yakıştırmadığınız ve asla ve asla olamadığınız dediğimiz olaylarla yüz yüze kalacaksınız. Biraz tedirginlik, biraz korku, biraz da gerçeklerle yüzleşme haftanız olacak. Bu işinizde sizin inandığınız birinin size ihanet etmesi gibi olacak. O yüzden ilk önce işinizdeki, çevrenizdeki insanları bir kontrol edelim. İhanet edecek iki tane insanınız var. Özellikle biri üstünüzde, biri de yanınızda duruyor. Bunları bir gözden geçirelim. Çünkü sizin ayağınızı kaydırmak isteyen ve uzun süredir burada büyümeye başladınız ve bu büyümeye başlamış biraz sizin işinize engel olacak insanlar var. Lütfen dikkat edelim. Ailede böyle bir dedektif haftanız olacak. Yani babamız annemizi aldatıyor olabilir ya da eşimiz bizi aldatıyor olabilir. Böyle bir dedektif, telefon, evrak, kağıt kontrol edin. Hatta bununla ilgili bazı yazılara ve evraklara erişeceksiniz ve çok hüzünleneceksiniz. O yüzden bir ailede ve düzende ihanetlerin kol gezeceği ve duyacağınız laflar kalbinizi çok incitecek. Ne yapalım? Bazen bazı gerçeklerle yüzleşmek lazım. Siz yakıştıramadığınız insanların size yapacağı hataları da hiçbir zaman kabul etmiyorsunuz. Dostum ya da benim inandığım insan yapmaz. Bence herkes her şeyi yapabilir. Siz bu ara hani silahlanın, kuşanın, zarar görmeyin diyorum. Evli olan aslan burçlarına şöyle demişim. Evet, çocuk tedavisi ya da çocuk yenilemesi kararı içerisindesiniz ama şu an ekonomik olarak bunu kaldıramıyorsunuz. Bence biraz daha erteleyin bu kafanızdaki düşünceyi. Bir de birinci katta oturan, özellikle bir ve ikinci katta oturan bazı aslan burçları ev araştırması içerisine girecek ve kendi malınızı alacaksınız. 4 ve 7. kat, yani üst katlarda oturan aslanlarda bir ev değişimi ama evdeki eşyalarla alakalı bir değişim yaşanacak. Bu da sizin için hayırlı olacak. Uzun süredir ailenizin evinde kalıyorsanız ve ailenizin desteğiyle yeni bir ev oluşumu ve yeni bir anahtar alacaksınız. Bu da size keyifli kılacak diyorum. Miraslı konularınız ya da şirketinizle alakalı büyütmek istediğiniz mevzularla ilgili ön araştırma ve reklam çalışması yapacaksınız. Bu reklam çalışmasında artı kazançlar sağlayacaksınız Aslan Burcu. Yurt dışı ile ilgili planlarınız var ama şu an için bir 4 ay ertelenecek. Panik yapmayın. Sonunda yine sizinle görüşmeler gerçekleşecek demişim. Akademisyen olan ve özellikle üniversitede eğitim gören bazı aslanlar yer değişimi ya da yer değiştirmek istiyorsunuz. Bununla ilgili altyapı çalışmasına gireceksiniz. Devlette çalışan belediye, yüksek ne bileyim askeri ya da devlette çalışan bazı aslan burçlarında da değişim evrakları hazırlanacak. Yer değiştirme gibi fikirleriniz olacak diyorum. Sevgilisi siz olanlara bu hafta ihanetlerin havada oluşacağı bir hafta. Kimseyi kabul etmeyin. Bu hafta dua edin bol bol. Enerjinizi değiştirin. Hatta ve hatta vakit bulursanız bir tatil enerjisi size iyi gelecek. Birkaç gün ruhunuzu şifalandırın. Bir dahaki hafta aşka yelken açarsanız daha sağlıklı olacak diyorum. Bir de yakın dostunuzdan kaynaklanan bir para konunuz var. Bu parayı alacak mıyım, alacak mıyım endişeniz var. Alamayacaksınız. O yüzden bu dostunuza da devamlı ki de bir arayıp paramı ne zaman verecek demeyin. O doğru zaman bulacak ve verecek. Sağlık olarak size şey demişim. Akciğerleriniz ve kalp damarlarınızla alakalı dikkat etmeniz gereken süreç var. Bazı aslanlar doğuma yaklaştı. Hayırlı olsun bebekleriniz diyorum. Gayet sağ salim doğum haftanız olacak. Hiç endişe etmenize gerek yok diyorum. Bir de yarım bıraktığınız eğitiminizle ilgili tamamlamak isteyen aslan burçları, hani açık öğretim ya da liseye kayıt olmak istiyorsanız doğru bir hafta bunu yapın. Kariyer ve hayatınızla ilgili eksiklikleri tamamlayın dedim. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Sevgi ve umutta kalın. Allah'a emanet olun.